servis mi? Ayda hava kuruyor mu? Ayda ben servis değil mi? Sorgay oldu dedi. De tersiçe şu oldu. Mecbur tamam ayda değil. Oca bir de bana hafta önce bir konu olmuş. Bir de hafta önce işim atmışlar. Bir gerek. Öncelikli olarak ilimize yapılan bu otogarın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Nihayetinde otogarı olmayan tek il bizdik ve ona da kavuştuk. Belki şu an için küçük olabilir ama ihtiyacı şu anda karşılayacağını düşünüyorum. Lakin yeni yapılmasıyla birlikte sevindiğimiz kadar üzüldüğümüz noktalar da var. Özellikle şu anda firma eksikliği bulunmaktadır. Buradan özellikle şehrimizi temsilen gidecek firmalar eksik. Şu anda buradaki esnaflar, burada bu işi yürütmeye çalışan arkadaşlar da bu sıkıntılarını dile getiriyorlar. Onun dışında özellikle yolcular konusunda bir sıkıntı var. Şimdi biliyorsunuz şehrin aşağısında bir kısım yerde otogar. Otogar biraz yani otogara gidip gelmek için ya şehir için minibüs kullanmak zorundasın veya özel aracın olacak veyahut da taksi tutmak zorundasın. Bu da yolcular için büyük bir sıkıntıdır. Çünkü sadece aşağıda bulunan konutlar kısmına giden şehir içi minibüsleri dışında gelmek isteyen özel taksi tutmak zorunda kalıyor. Bu bir sıkıntıdır. Bir de her dönem her vakit malumunuz yani saat 12'de otobüs gelir, saat 3'te gelir. Yani o saatte buraya varan bir yolcu Çırnak'a nasıl varacak, evine nasıl gidecek, yükü varsa nasıl taşıyacak, çocuk varsa yanında bir de bayansa ne olacak? Yani bunlar yolcular için sıkıntılı. Bunun için şehir içi minibüslerinin nöbetleşme usulü bile olsa bir şekilde buna bir çözüm bulunması lazım. Bununla birlikte görüyorsunuz burada şehirler arası aktif bir yol söz konusu. Bunun şimdi otogarın karşısında herhangi bir kavşak veya dönemeç yok. Buradan şehirler dışına gitmek isteyen bir otobüs firması gidecek ta yukarıda ışıklardan dönecek. Ondan sonra dönüşünü aldıktan sonra gelip geçecek. Veyahut da Şırnak'tan gelen bir vatandaş otogardaki yolcularını alabilmek için gelecek. Ta aşağı noktaya kadar gidecek. Oradan dönemeçten tekrardan buraya gelecek. Yani bu büyük bir sıkıntıdır. Buraya bir kavşak, ışıklı kavşak konulması şarttır. Bununla birlikte şu anda özellikle karşı taraftan gelecek, Şırnak'tan gelecek yolcu minibüsten indikten sonra karşıdan karşıya geçmeleri çok tehlikeli. Bu yolda çok tehlikeli. Her an bir trafik kazasına sebebiyet verilebilir. Böyle bir talihsiz olay yaşanabilir. Biz bunun önüne geçilmesi için babında özellikle bir an önce buraya bir kavşak veya dönemeç yapılmasını talep ediyoruz. Bunun için de yetkilileri bir an önce çözüm bulmaya davet ediyoruz.